Herkese selam. Türev 2'den herkese merhaba diyelim güzel arkadaşım. Nasılsın? İyi misin? Afiyette misin? Türev 1 dersindeki türevin tanımını kaptık mı? Olayı iyice kavradık mı? Kavradıysak gel çünkü Türev 2'de bir tane daha türev tanımı vereceğim. Ardından yavaş yavaş derin bir nefes alacağız. O suyun derinliklerine, o türevin derinliklerine gideceğiz. Şimdi hazır mısın? Benimle birlikte derin bir nefes. Gerçi ben kahve çekeceğim kahvesiz asla diyorum. Ve diyorum ki türev iki dersi için önce ödevlendirmeleri. Hani üstünde artık bizim de fasikülümüzü de daha doğrusu bizim de logomuzun olduğu fasikülü aldık elimize. Sayfa 16'dan bir başladık çözmeye ki ta ki sayfa nereye kadar çözüyorsun bu dersin sonunda? Dersin sonunda bakıyorum bakıyorum sayfa 25'e kadar. Çok da fazla hızlı gitmek istemiyorum. Adım adım tane tane gideceğim. O kuralları sana yedireceğim. Türevle ilgili hiçbir kuralda eksiklik kalmayacak. Yeri geldiğinde ispat yapacağız. Yeri geldiğinde bol örnek çözeceğiz. Ama bu işi öğreneceğiz. Amaç sadece öğrenmek. Tamam. John der gelsin o halde bakalım. Türev 2 dersinden. Herkese merhabalar tekrardan. Ne yaptın? Türev 1'de bir de gerçekten şöyle bir moral motivasyon oldu mu? Öğrendik mi orada kavramları iyice? Öğrendiysen gel ben sana bir de türevin farklı bir yönden daha tanımını vereceğim. Diyeceksin ki hocam ne gerek var biz bir tanesini öğrendik bu yeter. Öyle deme. MEP müfredatında kazanımında ne geçiyorsa aynen sana aktarıyorum. MEP'in kitabında da var bu tanım istersen bakabilirsin. Demek ki ÖSYM bunu sorabilir. Geçmiş yıllarda sordu. Hala bazı soru bankalarında olmasa da MEP ne diyorsa odur arkadaşım. Kurallar ne diyorsa odur. Kuralları o belirler. Biz sadece o kurallar için her şeyi öğrenir geliriz. Şimdi her şeyi öğrenme vakti. Y eşittir fx fonksiyonunun A noktasındaki türevini hani geçen ders bir yaşlı amca otobüse binmişti de bize illa o noktadaki e, ortalama hızını soruyordu ya. F'nin türevinde A işte o. Limit x giderken A'ya doğru. Fx eksi A. böyle x eksi A aslında bizde bir türev fonksiyonuydu. Tamamdır. Artık türevin tanımını buradan hatırlıyoruz. Şimdi bir değişken değiştirme yapacağız bu türev tanımında. X eksi A'ya H diyeceğiz. Peki bu X neresiydi? A neresiydi? Hatırlıyor musun? Burada A noktası vardı. Burada bir tane x'i biz belirliyorduk. Amca diyordu ki ben illa bu noktadaki nokta, e, türevi istiyorum ya da diğer adıyla oradan çizilen teğetin eğimini istiyorum. Biz x'i kime doğru götürüyorduk? A'ya doğru x a'ya doğru giderken aslında mantıken nereye doğru yaklaşıyor bu işlemin sonucu? x a'ya yaklaşırsa x'i de a olursa yani x eksi a kime doğru yaklaşıyor dedik? h'ye. Peki x eksi a nereye doğru yaklaşır? Hocam sıfıra yaklaşır çünkü x giderek a'ya yaklaşıyor. O zaman h nereye yaklaşır mantıken? Bunlar birbirine eşit kabul ettiğimize göre o da sıfıra yaklaşır. Da neden hocam? Neden? Ben burayı anlayamadım. Bir dakika hocam. Bir dakika bir dakika sen bir dakika hiç geriye dönme bir devam edelim olacak bu iş tamam hiç acele etme öğreteceğim ben sana bu işi sen rahat ol sadece limit x giderken a'yaydı evet x giderken a'ya aslında x eksi a sıfıra gidiyordu o zaman h nereye gidecek h sıfıra gidecek bundan sonra anlaştık mı bunu şöyle düşünebilirsin x gidiyor ya a'ya çok basit bir mantığı var x eksi a gider o zaman sıfır. Ha matematiksel olarak yanlış mı yaptım? Bir matematikçi görmesin. Kınadım sizi der ama Anlaman için böyle bir taktik uygulayabiliriz burada. H giderken sıfıra x yerine bundan sonra ne kullanacağız peki? A'yı karşıya at. X eşittir. H artı A oldu. Bundan sonra X gördüğüm yere H artı A yazacağım arkadaşım. Eksi F A bölü X eksi A diyordu ya. X eksi A yerine biz ne yazacağız bundan sonra? H yazacağız. O zaman aşağıya sadece H yazdım. Bu da türevin ikinci bir tanımı oldu. Diyeceksin ki hocam bu çok zor. Birinci de kalsaydık keşke. Nereden çıktı bu? Dur dur dur. Soruları çözünce hiç öyle bir şey olmayacak. Sen şuradaki tanımı aklında tut. Ben sana gerisini anlatırım tamam mı? Sen tanımı aklında tut. Değişken değiştirmeyi aklında tut. Tutabildiğin kadar ya da. Gel şimdi. Fx eşittir 2x kare artı 5 olduğuna göre limit h giderken sıfıra x artı h eksi f x bölü h'nin cevabı nedir? Hocam ne bileyim nedir? Yani söylersen yaparız diyeceksin. Bak buradaki x'ler aslında bizim formülümüzde ne diye geçiyor? A diye geçiyor. Gördün mü? Gördün. Aslında burada neyi soruyor bize? F'nin türevinde X'i soruyor. Yani kısaca türev al demek istiyor. Henüz türev alma kurallarını bilmiyorsun. Almayı öğrenince bunun direkt 4X olduğunu kafadan söyleyeceksin. Ama o kafadanı yapadana kadar ben sana biraz işkence etmeye devam edeceğim. Yani sanma ki isteyerek yapıyorum bu işkenceyi. ÖSYM istiyor ki buradan bir tanım sorusu sorarım. Çocuğu böyle bir afallatırım. Hazırlıklı değildir ama biz hazırlıklıyız RM tayfa olarak. Şimdi X gördüğüm yere artık buradan ne yazacağım? X artı H yazacağım. 2 çarpı X artı H'nin karesi. Devam ediyorum. Yanında artı 5'i var. Dikkat et. Eksi Fx diyor. Fx dediğim ifade bunun tamamı. Yani 2x kare artı 5. Önünde eksi olduğunu unutma. Aşağıda ne yazıyorum? H yazıyorum. Şimdi ben H'yi sıfıra doğru götürürsem sıfır bölü sıfır belirsizliği geliyor. Bu benim işime gelmiyor. O zaman bunu benim biraz düzenlemem gerekiyor. Limit H giderken sıfıra. Yukarıyı bir düzenleyelim. Karesini alıp 2 ile çarpacağım. 2x kare artı 4x H artı h kare Artı 5. Bitmedi. Devam ediyorum. Eksi parantezindeki ifadeyi de dağıtıp geliyorum. Geldim. Şimdi baktım buraya. Cırt sana cırt sana. Bunlar gitti. Cırt sana cırt sana. Bunlar da gitti. O zaman burada ne kaldı? H ifadeler kaldı. O zaman ne parantezine alacağım ben bunu? H parantezine alacağım yukarıya. H parantezine aldım. Geldim. Buradan ne geldi? 4x. Yan tarafta ne kaldı? H kaldı. Aşağıda bölü kim kaldı? H kaldı. Cırt sana cırt sana. Niye? Limitte çarpanları ayırmayla belirsizlikten kurtulursun. Ben de kurtuldum. Geldim baktım. Hocam H nereye gidiyor? Sıfıra. H sıfıra giderse bu işlemin sonucu ne gelir? 4x gelir. Olay bitmiştir efendim. Bu kadar. Evet gerçekten bu kadar. 4x'tir bu sorunun cevabı. Biliyorum azıcık zorlandın. Ama hiç panik yapma. Gel bir örnek daha çözelim. Hatta bir tane değil birkaç tane çözeceğim. İyice rahatlatacağım seni. Tamam. A alt küme R. F A'dan R'ye tanımlı F x fonksiyonu için limit h giderken sıfıra F 3 artı h eksi F 3 bölü 5 h eşittir 20. Hocam bu ne böyle soru mu olur? Bunun türevle ne alakası var? F'nin türevinde 3'ü soruyor yukarıda saçma sapan bir şeyler vermiş. Ben sana şunu söyleyeyim. F'nin türevinde x'i bul dediğimde sen ne yapıyordun? Limit x giderken A'ya f x eksi f a böyle x eksi a yazmıyor muydun? Yazıyordum bu da hani çok kolaydı tamam. Şimdi dedik ki x eksi a h olsun. X giderken a'ya artık a telefon açık kalmış çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Hemen sessiz aldım efendim. Devam ettim. Hemen sessiz aldım. Devam ettim. H nereye gider? Sıfıra gider. O zaman ben burayı h giderken sıfıra. X eksi a yerine h yazacağım. X gördüğüm yere de X gördüğüm yere de H artı A yazacağım. Bak sadece bunu bilmen yeterli. Peki bir tur yazalım hocam senin dediğini. Hadi seni kırmayalım diyorsun. Limit H'ye giderken sıfıra. Aşağıda ne kaldı? H kaldı. Yukarıda ne oldu? F A artı pardon H artı A kaldı. Yukarıda bir de eksi F A var. Şimdi bak bakalım soruda. Burada A dediğim değer aslında kaç? 3. Aslında bu değer F'nin türevinde A mı demekti? F'nin türevinde A'yı aldık aslında biz. Şunu şuradan tekrar düzeltelim. O zaman bu yazdığın ifade, yani şu yazdığın ifade F'nin türevinde A ise A yerine 3 yazarsan F'nin türevinde 3'e mi dönüşür? Evet dönüşür. Devreler biraz sallanıyor hocam. Bir çok düzeldi, iki hiç iyi başlamadık. Çok mutlu bitireceğiz ikinci dersi. Sen rahat ol hala. Mehmet hocana güven. Devam. Gel şimdi. Yukarıda verilen şu ifadeye bir bakar mısın? Limit h giderken sıfıra. F h artı 3. İşime geldiği gibi yazıyorum. Dikkat et. F 3 bölü h. Hocam ne yaptın? 5'i unuttun. Unutmadım ama o 1 bölü 5'i biz limitte ayıramaz mıyız? Limit bilen insanlarız ayırabiliriz. Peki biz buradaki ifadenin kaç olduğunu biliyoruz aslında. F'nin türevinde 3 olduğunu biliyoruz. Peki bir daha yazalım. F'nin türevinde 3 çarpı 1 bölü 5 eşitse 20'ye içler dışlar yaparım. F'nin türevinde 3 eşittir 100'dür derim. 100 numara bir cevap bulurum burada. Gel gel tamam gel ya. Gel bir örnek daha yapalım. Seni mi kıracağım ben ya. Gel bir örnek daha yapalım. Peki orayı anlayamadım madem. Bir tık küçültüyorum örneğimi tamam. Bak bir tık, bir tık küçülttüm. Daha kolay bir örnekle karşına çıktım ama burada sen de zorlayacaksın kendini. Bak bir daha yazıyorum sana. Limit h giderken sıfıra. Fx artı h eksi fx bölü h. Tamam bu genel formülü hocam. F'nin türevinde x'i veriyor hocam. Bu türev tanımı tamam. Şimdi bak bakalım burada. O tanımı yakalamaya çalışacağız seninle birlikte. Çok dikkatli bak ama. Şuna benzer bir şeyler bulacaksın. Baktın şunu gördün mü? Umarım görmüşündür. Baktın bunu gördün mü? Gördün ama önünde eksi var hocam. Dur bakalım hele. Hele biz bir yol buluruz ona. H giderken sıfıra açtın parantez. Araya da to e toplama işlemi koyalım hadi. Ya da hiç bir dakika bir dakika. Önce iyice sana göstereyim mevzuyu. Hiç acele etmeyeceğim. Tane tane anlatmaya devam. F H artı 4 yazdık 4'ü. Eksi F 4'ü yanına yazdım dikkat ettiysen. Tamam mıdır burası? Tamam. Eksi parantezinde. Eksi parantezinde alınca bu artık artı mı oldu? Artı oldu hocam. F H eksi 3. Bu eksiye dönüştü artık. F eksi 3. Kapattım parantezleri indim aşağıya H mi yazdım? Şimdi dikkatle bakmanı istiyorum. Bak buradaki elemana. Bak buradaki elemana. Aşağıdaki var? H var. Böyle H varsa aslında biz bir nevi türevin tanımını bir kez daha yaptık bak burada güzel bir kalp metoduyla limit ayırabilirim çünkü limit 4 işlemde ayrılabiliyordu limitin özelliklerinde biz bunun ispatını bile yaptık seninle birlikte gel bakalım h artı 4 eksi f 4 bölü h eksi limit h giderken 0'a at kesir çizgini f h eksi 3 eksi f eksi 3 bölü h neden araya eksi attığımı görüyorsun Peki sana sorum şu. Burası ne demektir? Hocam burası türev demekti. F'nin türevinde 4 demekti. Eksi. Burası ne demektir? F'nin türevinde. Dikkat et eksi 3 yazıyor içeride. O zaman F'nin türevinde eksi 3 demektir. Vurduğum cevabı. Şimdi bir tık. Bir tane daha çözelim be. Gel yani ödev bıraktıklarımın arasından bir tane daha çözelim. Bu da hepsini birden kavrayan bir soru olsun. Hatta içinde şu ikinci madde var ki biraz da gıcık bir yer olsun. İfadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım soruyu anlayabilecek miyiz? İşte ÖSYM sorarsa böyle sorarsa böyle bakmayasın diye. ÖSYM sorarsa bu şekilde ana biz böyle bir şey görmedik bunun türevle ne alakası var demeyesin diye. Ya sorarsa anlatmışım hep kitabında. Limit h giderken sıfıra f3 artı h eksi f3 böyle eksi. Bir dakika ya hocam şu haliyle şu çok tanıdık değil mi? Çok tanıdık. O zaman düzenlerim diyorsun. Limit h giderken sıfıra f 3 artı h eksi f 3 bölü h mi yazarım dış, en alttaki o eksiyi dışarı atabilirim limitin öyle bir özelliği vardı şurası nedir f'nin türevinde 3'tür hocam önünde ne var eksi var vallahi bravo birinci madde nedir doğrudur üçüncü maddeye geçeceğim i̇ki, i̇ki, çok gıcık. Orada bir ek bilgi yapacağım sana. Ek bilgi de değil de ek bir olay yapacağım. Ondan sonra daha iyi anlayacaksın. Peki baktın buraya. Dedin ki hocam bunu ters yazmışlar. Eksi parantezini almak gerekiyor. Limit h giderken sıfıra. Eksi parantezini aldım. F x artı h eksi f x. Tam istediğimiz gibi oldu. Süpersin. 2 çarpı h. Bak bizim türev tanımını veren yer burası. Şu eksi ve 2 kaldı. At onları dışarı. Dışarı attığımda eksi 1 bölü 2 olarak dışarı çıktı. Limit h giderken sıfıra. İçeride ne kaldı? x artı h Eksi fx bölü h. Diyorum ki arkadaş burası belli. Burası türev. F'nin türevinde x burası. Burası ne? Eksi 1 bölü 2. Bir de çarpı ikisi var. Yani f'nin türevinde x bölü 2 de diyebilirsin ama fark etmez. Zaten bizim istediğimiz gibi yazmış. Üçüncü maddeye de vurdum. Cevap 1 3 mü? Hepsi mi? Şimdi geldik o gıcık noktaya. Şuraya bir bakalım. Limit h'ye giderken 1'e. Ama hocam biz 1'e giderken öğrenmedik ki bu işi. Evet öğrenmedik. Peki ben sana buradaki H'leri kaldırsam soruyu sana şöyle yazsam. Nasıl olur? Bazen bizi böyle kandırmaya çalışırlar ki bu çok tatlı bir soru olmuş. Tam böyle kıyıda köşede kalan o bilgiyi sen de yoklamaya çalışan bir bilgi olmuş. Bak o x, h yerine sadece x yazdım. Sadece harfleri değiştirdim. İstersen m yaz, istersen k yaz, istersen z yaz, istersen ne yazarsan yaz işte ya anladın sen onu. H yerine bunu yazdım. Bir dakika hocam bu tanım benim tanıdığım bildiğim tanım zaten. H'yi kaldırınca daha mantıklı gelmedi mi şu haliyle? E o zaman H sıfıra gitmediği sürece bu taktiğe gerek yok. Gidiyor mu gitmiyor. O zaman yukarıdaki taktiğe gerek yok. Bu bizim bildiğimiz tanım. Sadece yukarıda ne parantezini almışlar? 3 parantezine. O zaman ben de diyorum ki 3 parantezine alırım. O da limitin dışına çıkar zaten. Limitin dışına atarım. Fx eksi F1 bölü x eksi 1 kalır ki aslında burası f'nin türevinde Birdir güzel arkadaşım dikkat et. Bire doğru gidiyor. O zaman F'nin türevinde bir. Üç çarpı bire doğru gittiği için üç çarpı F'nin türevinde bir. ikinci maddede doğrudur. Baktım seçeneklere. Vurdum cevabı Etirne'ye. Günlerin gelsin. Yeni başlık dedim. Artık o derin nefes zamanı. Artık türev 2 dersinin bu dakikasından itibaren türev alma kuralları başlıyor. Ki baya baya bir gideceğiz türev. Türev alma kurallarında o kadar çok örnek çözeceğim ki o döndüğünde fasüküle baktığında hepsi cayır cayır çözülecek. Çünkü çok benzerlerini çözeceğiz burada seninle. Tamam. Gel. Sabit fonksiyonun türevi. Sabit fonksiyon. Sabit fonksiyon. Hatırlıyor musun sabit fonksiyonu? Fx eşittir c. Biz limitte de nasıl başlamıştık? Sabit fonksiyonun limitiyle başlamıştık. Peki. Şimdi in 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 daha derine in. Derine in derken şundan bahsediyorum. Şimdi türev ne demekti abi? Ne demekti türev? Türev bir tane grafik vardı hocam. O grafiğin üstünde bir nokta seçiyorduk. O noktadan bir tane teğet çiziyorduk. Çizdiğimiz teğetin x ekseniyle yapmış olduğu pozitif yönlü açının tanjant değerine Allah'ım nasıl söyledim tanımı tek seferde. Biz ne diyorduk? Türev diyorduk. Peki sabit bir fonksiyonu hayal edelim. Aşağıda var grafiği. Bu sabit fonksiyonda istediğiniz bir noktadan bu grafiğe teğet çektiğinizde aslında yine aynı doğruyu çiziyorsunuz. Aa. Peki x ekseniyle ile yaptığı açı kaç derece? Sıfır derece. Peki bu alfa derecesi sıfır derece olduğuna göre aradaki tanjant değeri kaçtır? Tanjant sıfırın değeri sıfırdır arkadaşım. O zaman çok net bir şey söyleyebiliriz. Fx eşittir c sabit fonksiyonunun türevi. Her daim sıfırdır. Çünkü istediğim noktasından ben onu teğetler çizeyim. O teğetlerin tanjant değerleri hep tanjant sıfır olur. Cevap sıfır çıkar. O zaman f'nin türevinde x. Bir de ispatla yapacağım. Yaparız. Hadi gel. İspatta kullanabilmemiz için h giderken sıfırı kullanacağız. Formül ne diyordu? Formül tanım şunu diyordu. fx artı h Eksi fx bölü h. Şimdi limit h giderken sıfıra değerleri yerine yazalım. x artı h'yi burada yerine yazıyorsun. Hocam nereye yazayım? Etrafta x yok. x yerine x artı h yazayım. Sabit fonksiyon. Ne yazarsan yaz. Cevap her halükarda c gelecek. fx'in cevabı hocam o da c. Eksi c. Bölü bölü h. Yukarısı daha h'yi yerine yazmadan ne geldi? Sıfır geldi. Yukarısı direkt sıfır geldiği için daha h'yi yerine yazmadan... Cevap direkt sıfırdır bu limit değerinde. O zaman ispat tamamdır. Olay biter. İster grafikten bak, ister ispattan yak. Anladın mı olayı? benimle. Gel. Sabit fonksiyonun türevi sıfır. F23. Hocam türevi sıfır. Bitti bu kadar. Bitti bu kadar. Şurası önemli ama. Değişken kim? X. Eyvallah hocam. Dur bakalım. F'ye 2x artı 1. Hocam bunun türevini alamayız ki bu sabit fonksiyon değil deme bana. Çünkü bu fonksiyon kime göre yazılmış? F, Y'ye göre. Burada Y değişkendir arkadaşlar. Y değişkendir. Çok gıcık değil mi? Şu 2x artı 1 dediğim şey aslında burası için bir sabit değer. Ama x yazıyor. Ya arkadaş değişken olanı fonksiyonun içindeki birim söyler. Ne yazıyor orada? Y. O zaman bu bizim için sabittir. Sabit fonksiyonun türevi de sıfırdır. Fx eşittir pi. Pi sabit bir sayıdır. Onun da türevi elbet sıfırdır. Oldu mu? Gel bir tane de güzel bir soru çözeyim sana buradan. Fx bıdı 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 bir tane upuzun bir fonksiyon yazdım sana. Bu fonksiyonun her x gerçek sayısında türev değeri sıfır. Bir dakika türevi her yerde sıfır mı? Bütün x'leri yerine yazınca türev sıfır mı çıkıyor? Bir dakika ya bu tanıdık geldi mi sana? X yerine ne yazarsan yaz türev sıfır çıkıyor. X yerine ne yazarsan yaz bir fonksiyonun değeri değişmiyorsa. O fonksiyon sabit fonksiyon değil miydi? Evet. O zaman bir fonksiyonda x yerine ne yazarsan yaz türev değeri değişmiyorsa o fonksiyon yine sabit fonksiyondur. Her x gerçek sayısı için türev sıfır çıkıyor. Güzel. O zaman bu bir sabit fonksiyon. Sabit fonksiyonda x kareli terim olur mu? Olmaz. Burası sıfırdır. Sabit fonksiyonda x'li terim olur mu? Olmaz. Kurtul ondan. Orası sıfırdır. Burası olacak ama değerini bilmiyoruz. Önce şu değerleri bir hesaplayalım bakalım. 3a eksi 6 sıfırsa 3a 6 A'nın cevabı buradan 2 geldi. 2A eksi 3B artı 5'in cevabı da 0 olacak. A yerine 2 yazarsam 2 iki kere 2'den 4 eksi 3B artı 5 eşittir 0. 3B eşitse 9'a B'nin cevabı eşittir. O da 3'e. Bu da tamam. Peki gelsin bakalım Artık fx fonksiyonu. fx fonksiyonu eşittir dedim. Bak burası sıfırlandı. Burası sıfırlandı. Geldik buraya. Dedim ki a yerine 2 yazdım. b yerine 3 yazdım. c orada da c değil bir tane eksi 6 değeri var. fx'in cevabı demek ki neymiş? Şöyle bir baktım. Eksi 1'miş. Bu bir sabit fonksiyon arkadaşım. Sen x yerine kaç yazarsan yaz ki surda 5 yazmamı istiyor. f5'in cevabı her harikarda eksi 1 gelecektir. Vurduk cevabı. Oldu mu diye bir sordum sana. Olduysa gel. Yeni bir kural. Artık şimdi kademe kademe kurallar da biraz bizi zorlayacak. Daha fazla işlemsel olacak. Anladın? Şimdi türevini alma kurallarına devam ediyorum. Derin bir nefes almıştık ya. Şu an bir nefes bir soluk daha almamız lazım. Kahvemiz soğumadan da bitirmek lazım. Şimdi bu dersin sonuna kadar artık sana kuvvet fonksiyonunun türevini anlatacağım. Kuvvet fonksiyonu dediğim hani x'in üstünde ne diye bir kuvvet oluyor ya. Hah! Onun kuvvetini nasıl alındığını anlatacağım. Önüne gelecek bütün türev sorularında bununla karşılaşacaksın. Burayı çok iyi kavrayacağız. O yüzden dersin sonuna kadar sadece bununla ilerleyeceğim. Çünkü bütün genelde fonksiyonlar hep böyle üstünde kuvvetli fonksiyonlar olacak. Uzun üstünün ispatını yapmıyorum ama ispatının limit h'ye giderken sıfırdan bıdı bıdı fonksiyonunda yerine yazılarak kapıldığını bil. Ama burada gerçekten ispat bir işimize yaramayacak. Çünkü çok uzatıyor. Çok uzun bir ispatı var. Peki türevi nasıl alınıyor? Çok kısa bir yöntemi var türev fonksiyonu arkadaşlar. Üstteki kuvvet her zaman öne düşer. Ne öne düştü? Yazdım hocam. Üstündeki değer 1 azalır. N eksi 1. Bu mudur abi? Budur abi. Gel. Peki hocam sen önüne bir tane kat sayı koysan. A gibi bir gerçek sayı yazsan. Ne olur? Hiçbir şey olmaz. Türev alırken önündeki kuvvet önüne düşer. A çarpı N üstündeki kuvvet bir azalır. Burayı böyle tane tane haykırıyorum adeta sana tamam. Bitti bu kadar. Gel gel yan tarafa geç soruya geldik. Ben sana dedim ya o uzun uzun limit x giderken hey falan. Bırak artık onları biz sana kısa yolunu öğretiyoruz. Öyle çözülür mü çözülür ama çok uzun ne gerek var. İşte sana o anlatacağım bir dakikada söz yaz dediğim türev yöntemleri bunlar. F'nin türevinde x. Allah'ım şahane bir duygu şuraya bak. Artık öğrendik. Yani sıfırdan sanki sana yürümeyi öğrettik. Şimdi koşar adım gideceğiz beraber. Ne diyordun hocam sen? Önündeki kat sayıya dokunma diyordun. Üstündeki kuvvet öne çarpım olarak düşüyor diyordun. Evet. Üstündeki değeri bir azaltacağız. Dörttü bir azalt onu. Hadi bir kez daha yazayım. F'nin türevinde x eşittir. 3 kere 4 12 çarpı x üzeri 3. Oldu mu? Yavaş, yavaş, yavaş. Bıdı 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 bıdı. Hiç fark etmez hocam. F'nin türevinde x eşittir. 2 bölü 5 önde mi duruyordu? Duruyordu. 5'i nereye düştüm? Öne düştüm. Çarpı dedim. Üstünü bir azalttım artık kafadan çıkarma vakti. Beşten bir çıktı dört kaldı. Hocam sadeleştirme var. Var elbet. Bunlar gitti. F'nin türevinde x eşittir. 2 çarpı x üzeri dörttür. Hani o uzun uzun limit tanım pardon türev tanımından yaptığımız türev alma kuralları vardı ya. Hepsi bir yana bu kurallar ayrı bir yana. İşimiz inanılmaz kolaylaştı. Artık cayır cayır türev alacağız seninle. Ne ki türev karşımızda duramayacak artık. Gel gel bakalım buna fx eksi 2 x üstü 5 fonksiyonu için bıdı bıdı yazmışlar bana hocam artık şakadan tanıyoruz bunu nedir bu Hocam bu türev fonksiyonunun tanımı. Çünkü biz tanım biliyoruz. Biz kavram biliyoruz. Şak diye yazarım. Diyorum ki burası f'nin türevinde 1 demek hocam. F'nin türevinde adam bana biri soruyor. İster uzun uzun buradan çözerim. ister dur derim. Biz kural biliyoruz artık. Şimdi bana f'nin türevinde x mi gerekiyor? Bak o türevini al. X yerine 1 yaz istiyor. Ben türev fonksiyonunu bulmayı biliyorum. Gideceğim önce onu bulacağım. Önünde kaç yazıyor? Eksi 2 yazıyor. Önüne kaç gelecek çarpım olarak? 5 gelecek. Üstten kaç çıkartacağım? 1 çıkaracağım. 5'ten 1 çıktı 4 kaldı. F'nin türevinde x eşittir. Eksi 10 x üssü 4. Biter mi? Şimdi biter. X gördüğün yere türev fonksiyonunda bir yaz diyor. Eksi 10 çarpı 1'den doğru cevap. Eksi 10'dur. Vurdum cevabı eksi 10'a. Bitirdim soruyu. Bitsin. Sıradaki gelsin. Gel 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 Şimdi anladın değil mi burada bir sıkıntı yok. Şimdi türev kuvvet fonksiyonları çok değişiyor arkadaşlar. Yani ben onu paydaya aşağı indiririm ama sen bunun bir kuvvet fonksiyonu olduğunu bilirsin. Yani üslü bir ifadede türev nasıl alınır? Hala bundan bahsedeceğim sana. Hem de çeşit çeşit göstereceğim. C bölü A x üstüne. Arkadaş her rasyonel sayı aynı zamanda bir üslü sayıdır değil mi? Önce onu bir üslü sayıya çevir. Bildiğimiz formata getir çeviriyorum hocam. Dur yukarıdan çevirelim gelelim bir saniye. C bölü A çarpı X üzeri eksi ne? Neden eksi ne olduğunu anladın mı burada? Evet hocam eksi ne? Yukarı çıkarken kuvvet eksiye dönüşür. Şimdi türev alacağım. Türev alırken bunu ne yapıyorduk? Çarpım olarak yazıyorduk. C bölü A çarpı eksi ne? Çarpı x üzeri eksi neydi? Ne yapıyorduk? Hep bir çıkarıyorduk. Hiç fark etmez. Kural böyle. Bir çıkarıyorum. Bitti bitti beni böyle bırak. Böyle bırak sen. Ya hocam düzen ya bırak böyle. Sonra da biz düzenleriz. Böyle kalsın. Ezber yapmaya çalışma. Mantığını oturtmaya çalış. Ezber yaparsan unutursun. Ha bu böyle ezber yok. Şimdi bak buraya. Fx var mı var? Türevini alacağız mı alacağız? Fx'i önce düzenliyorsun. Bu fonksiyonu tanıdık bir hale getiriyorsun. Diyorsun ki x küp. Hocam ben bunu düzenlersem x üzeri eksi 3 olur. Gördün mü? Bak üstü sayı ne kadar önemliymiş. Oldu mu oldu? Diyorsun ki şimdi ben bu x 3'ü türev alırken öne düşüyordum. Hadi gel düşelim. 2 çarpı eksi 3 çarpı x üzeri. Burada kafan karışmasın bir önce yazalım. Eksi 3'tü bir de 1 çıkaracağız. Eksi 3'tü bir de 1 çıkarıyorsun. Önde var eksi 6. X üzeri eksi 4 yapar. Ha dileyen arkadaşlar şöyle de yazabilir. Eksi 6 bölü x üssü 4. Böyle de yazılır, böyle de yazılır. Ben ilk haliyle bırakıyorum genelde. Hiç uzatmıyorum. Ha soru da illa istiyorsa düzeltiriz. Geçtik yan tarafa. Hocam önde bayağı bir çarpan falan var. Önce düzenle fonksiyonunu. Fx eşittir. Eksi 3 bölü 4 mü? Evet. Çarpı x üzeri. Eksi 4. Süper. Türev alacağız hocam. Bu arkadaşı alacağız öne atacağız. Türev fonksiyonu artık yazılabilir. F'nin türevinde x'i bak burada yazdığıma dikkat et. Eksi 3 bölü 4. Çarpı 4. 4 pardon. Çarpı kaç 4 o? Eksi 4 hocam ne yaptın? Eksi 4'ü attım öne x üzeri ben bundan 1 çıkardığımda yukarısı ne olur? Eksi 5 olur. Bırak öyle kalsın. Eksiler birbirini götürdü mü? Götürdü. Cırt sana cırt sana 4'ler gitti mi? Gitti. O zaman f'nin türevinde x'in cevabı 3 çarpı x üzeri eksi 5'tir. Vurdum cevabı buraya. Gönderin gelsin yeni soru dedim. Oldu oldu. Eminim oldu. O dersin başındaki aman olmayacak galiba. Türev daha ikinci dersten kopacağız galiba derken bir anda nasıl yakaladık? Bundan sonra da emin ol böyle. Türev alma kurallarında artık işler gerçekten kolay. Logaritma bunun yanında daha zor kalır. Türev bir anladın mı? Anladıysan türev 2'de artık sadece bu kurallar üstünden dönecek. Türev 3'te, türev 4'te öyle gidecek. R'den 0'ı çıkar diyor. 0'ı yazamazsın diyor. Çünkü paydada x sıfır olamaz. Bıdı 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 diyor. Fonksiyonları vermiş. Türev eksi 1 ile f eksi 1 ile türev üç birbirine eşit a çarpı b. Gerçek manada ilk defa kaliteli bir türev sorusu çözüyoruz bak. Gerçek manada türev alma kuralı sorusu çözüyorsun şu an. Nereden nereye bak. Aşamayı hissedebiliyor musun? Yapıştır. Hocam bana türevi lazım. Niye? Buraya baktım türevi istiyor. O zaman gel. f'nin türevinde x bulacağız. O da nasıl bulunur? a çarpı x üzeri eksi 2'dir. Önce dur bir düzenleyelim. Evet düzenledin hocam. X üzeri eksi 2'dir. Türev alacağım. Türev alırken ne yapıyorduk? Eksi 2'yi öne çarpan olarak düşüyorduk. Eksi 2'yi öne çarpan olarak düştüm. X üzeri eksi 3 oldu. Neden? Üstünden de 1 çıkardık. Hocam bir kez daha düzenler misin? Düzenleyelim. Eksi 2 A X küp. Amcam bana ne diyor? F eksi 1 verdim diyor türevde diyor. X gördüğüm yere eksi 1 yazdım. Eksi 2A çarpı eksi 1'in kübü eksiler birbirine götürdü. Buradan ne geldi? 2A geldi. F'nin türevinde eksi 1 2A. Bu cepte. Şimdi G'nin türevi lazım. Onun da 3 yazacağız değerine. Gx neydi hocam? X kare bölü B'ydi. Şimdi ben bunun türevini alıyorum. F'nin G'nin türevinde X eşittir. Önündeki çarpana bir şey olur mu? Olmaz. Biz 2'yi ne yapacağız? Sadece önünde düşeceğiz. 2'yi çarpı. X üzeri. 2'den kaça çıkaracağız? Hep 1 çıkarıyorsun. Başka bir şey çıkarmak yok. 2'den 1 çıktı 1 kaldı. Hiç elleme böyle kalsın. Bölü ası aynen devam ediyor. G'nin türevinde 3'ü arıyorsun. G'nin türevinde 3 eşittir diyorum. 2 çarpı 3 bölü B. O da nedir biliyor musun? 6 bölü B'dir. Yani bu da biliyor musun derken valla ayıp ettim. Haklısın. Ya bu, bunu da biliyor musun denir mi ya? 6 bölü B ile bu 2A ifadesi birbirine eşit. İçler dışlar çarpımı yaparım. 2 tane AB 6 ise A çarpı B sadeleştirmeyi yaptık. 3'tür. Baktık cevaplara yapıştırdık cevabı Ceyhan'a. Oldu be. O mutluluk o gözlerinin içinden nasıl okunuyor bir bilsen şu an. Bir bilsen şu an. Hadi gel. Hadi gel devam edelim. Şimdi bölüm durumundaki ifadelere baktın. Yani aşağıdaysa x yukarıya çıkarmak gerekiyordu. Peki kuvvetle ilgili ben sana üstü sayı bilgisini anlattım az önce. Peki köklü sayı aslında her köklü sayı bir üstü sayıydı. Bu mantığı hatırlıyorsun önce sonra diyorsun ki. Hocam aynı mantıkla yapmaz mıyız? Bak bunu benim sana anlatmama bile gerek yok. Sen bunu kafadan bile yaparsın. Dersin ki hocam her köklü sayı bir üstü ifadedir. Yazarım. Şimdi neydi kural? Al bunu öne düş. Bir bölü n. Düştüm hocam. X'in üstündeki bir bölü n'den kaç çıkaracağız? Bir çıkaracağız. Hadi bir kez daha düzenleyeyim. Normalde burada bıraksan da kralsın sen ama olsun. Bir eksi n bölü n. Hocam çok karışık bir kural sanki. Hiç 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 ekstra bir şey yok. Sakin ol. Gel bak aşağıdaki soruya. Bunu ezberlemeni isteyeceğim. Mehmet Hoca iyi misin? Hani tanımı? hani kavram, hani ispat hocam hep öyle derdin. Bunu ezberlemeni isteyeceğim. Hızlanman için. Başka hiçbir sebep yok. Çok karşına çıkacak. Ezberleyeceğiz abi bunu. Ki zaten kalacak aklında bak şimdi. Türevini alacağız. Önce bir düzenle bakayım hocam. X üzeri 1 bölü 2 olur mu bu? Olur. Al bu 1 bölü 2'yi öne at. Ne zaman? Türev aldığımız için öne atıyoruz. 1 bölü 2. X üzeri ne kalır burada? 1 bölü 2 eksi 1 kalır. Devam. 1 bölü 2. X üzeri eksi 1 bölü 2 kaldı. X üzeri eksi 1 bölü 2 demek ne demektir? Kök X demektir. 1 bölü 2 aşağıdaydı. Ama üstü eksi olduğu için kök x olarak indi. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'tir. Bunu yaz bir kenara çok işimize ayıracak. Tek başına kök x geldiğinde direkt yapıştıracağım. 1 bölü 2 kök x. Ama yaparsın zaten mevzu sende. Mevzunun bütün açıklaması kafada yazıyor senin. Şimdi soruya gel. Böyle bir ifade. Hadi düzenleyelim hocam. Fx Eşit bakın bu üçüncü dereceden kuvvet. Oradaki gibi direkt aa, öyle formül yemez bu direkt. Öyle atlayamazsın tamam. Bir tık onu ezberle dedim zaten. Bak başka bir şey ezberle istemedim senden. Bu mudur? Budur. At öne. F'nin türevinde x eşittir 5 bölü 3 çarpı x üzeri. Çıkar biri kafadan çıkaralım. Eksi 2 bölü 3 mü? Eksi 2 bölü 3. Hocam düzenleyelim bunu köklü ifade. Bırak öyle kalsın. Niye? Adam benden sadece biri istiyor çünkü. F'nin türevinde ben biri yazdığım an şurası 1 olacaktır zaten. Yazmama gerek yok. Cevap direkt 5 bölü 3. Vur cevabı 5 bölü 3'e. Devam, devam, devam. Hadi, hadi gönder gelsin hocam. Azıcık zorlaştırdık işi. Hatta bir kaçtık zorlaştık. Şöyle yapalım mı o zaman? Önce bunu çözelim. Sonra geriye döneyim 13. sayfayı çözeyim. Tamam. Yerleri karışmış bir nevi bu iki sorunun. Şimdi iç içe kökler koydum. Bir de kalktım sana dedim ki türev bul falan demedim. Bak sorum şu. X eşittir bir absesli noktasında çizilen. Teğetin eğimi kaçtır? Kaçtı yalnız. Kaçtı. Kaçtı. Yani bizde öyle. Kaçtır yok bizde. Bizde kaçtı var. Tamam mı? Şimdi bunu böyle çizdik ya. Tam şu noktadaki eğimi soruyorum ben sana. X eşittir birden çizilen teğetin eğimini. Nedir o? Buradan bir tane teğet çiziyorsun. Orijinden geçmek zorunda değil tabii ki. Bunun alfasını buluyorsun, yazıyorsun. Ama aslında soru bana bunu sormak istemiyor. Bu fonksiyon fx iken soru bana şunu soruyor. F'nin türevinde bir eşittir soru işareti. Şu yan tarafa çizdiğim şekli muhakkak sen de çiz elindeki kağıda bir yere. Çiz önüne koy. Çünkü bak bu resmen türevin uygulamasına böyle ön yatırımdır. Sermaye biriktiriyoruz seninle birlikte. Sermaye yapıyoruz şu an. Grafik var. Teğet çizdik. X eşittir birdeki eğimi mi soruyorsun? Abi sen türev soruyorsun. Biz adımız gibi biliyoruz türevin tanımı. O zaman gel. Önce düzenleyeceğiz fonksiyonu. Fx eşittir 12 çarpı. Bu x'i ben içeri alıyorum. X'i içeri alınca x üzeri şuradaki kuvveti üstüne alıyordu. Tamamen köklü sayı anlatıyorum ha. Türe mürev anlatıyorum zannediyorsan bırak. Bırak git. Bak şimdi bunun üstünde bir var. 4 bir daha ne yaptı? 5 yaptı. Kökün derecesini yazacağız. Şu dışarıda kalan dereceler çarpılıyordu. 3 göre 4. 12. Süper. Devam. Fx eşittir 12 çarpı. X üzeri 5 Bölü 12. Bu da tamam mıdır? Tamamdır. Artık türev vakti. Artık bekletme bizi. Direkt türev al. 12 çarpı 5 bölü 12. Bak tepeden Allah karıldım üstünü. Yanlış kalemi aldım. Tepede ne görüyorsam aynen düştüm. Geriye ne kaldı? X üzeri 5 bölü 12 eksi 1. Ya yazmaya bile gerek yok normalde. 7 bölü 12 üstündeki de adam bizden zaten x eşittir 1'deki türevi istiyor. Biz x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Cırt sana cırt sana bunlar gitti burada kaldı. 5. E burası 1 yazınca ne gelecektir? 1 gelecektir x yerine 1 yazınca üstüne ne yazarsan yaz. Cevap 1 çıkar. Buradan da genel cevabımız 5. Yapıştırdık cevabı 5'e. Tanımı hatırladık. Oldu dedik. Gönder gelsin o zaman. Aa bir dakika 13. soruya geri dönmedik. Dönelim. Şimdi bu soruda da türev operatörünü kullandım hatırla. Türevin tanımını verirken anlatmıştım. Dedim ki d bölü dx varsa yandakinin türevini almak istiyordur. Aslında bu soru f'nin türevinde bir eşittir soru işareti. İki türlü de sorabiliyoruz. Teğet doğrusunun eğimi Operatörle. Tamamdır. Hocam neye var burada? Hiç fark etmez. Biz sadece düzenlemesini bilelim. Gerisi kolay biliyorsun. Bunu önce içeri aldın. Şimdi onu içeri alınca alınmış halini şöyle bir yazayım. X zaten içerideydi. Şu arkadaş x üssü ne olarak içeri girdi? Devam ettim. Şurada da neyinci kuvvetten x devam ediyor. Burası ne oldu? x üzeri n artı 1 oldu. Bitmez öyle hemen bitmez bu soru. Al bunu da içeri. Şurada kökün derecesine bir daha kökün derecesine. Burada x üssü 1 vardı çarpı. Bununla bunu çarpıyorsun. Üstler çarpılarak giriliyor çünkü. N kare artı n oldu burası? Oldu. Üstleri topladın. N kare artı n artı 1 kökün derecesi nedir? Ne karedir? Her şey tamam mıdır hocam? Her şey tamamdır. Şimdi onu düzenleyerek yazıyorum. X üzeri ne kare artı ne artı bir bölü ne kare. Tamam mıyız efendiler? Buraya kadar bir problem var mı? Yakaladım mı beni? Bakma bu hocam zor soru galiba. Ne zoru? Üstesinden geliriz gel. Hallettik mi buraya kadar? Peki türev alıyorum. Türev ne diyor bize kural olarak? Diyor ki x'in üstündeki değeri öne çarpan olarak atacaksın. Atarız. Ne fark eder ki? Ne kare artı ne artı bir bölü ne kare x üzeri üstünden de bir çıkaracaksın. Ya çıkarız çıkarız. Artı ne artı bir bölü ne kare eksi bir. İstersen çıkar ama ben çıkarmayacağım. Çünkü diyor ki x yerine bir yaz. Ya x yerine ben bir yazınca zaten buranın kuvveti gidiyor. Burası bire dönüşüyor. Ne uğraşayım ben oraya bir mir yazacağım diye. Gitti burası abi. Burası direkt bir oldu, burası komple bir oldu, tamam mı? Şimdi burası kaldı, hocam bunun cevabı nedir? Bunun cevabında da hatırla kalp metodu, hem de üçlü bir kalp metodu yapıyorum burada. Yani şöyle ne kare bölü ne kare artı n bölü ne kare artı bir bölü ne kare. Ufak bir düzenlemeden sonra bir artı bir bölüne artı bir bölü ne kare. Yani şunlar gitti, şunlar gitti geriye bu ifade kaldı, bu ifadenin türevinin cevabıdır bu güzel sorular çözmeye başladık. Yordu biraz ama daha dur gel. Gel 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 gel. Son iki soru bitiriyorum tamam mı? Dedim ki bunu da bir hatırlayalım ya. Gerçek türev tanımını da bir görelim. Fx x çarpı kök x fonksiyonu verilsin. Buna göre diyeyim ki ben sana limit x giderken fx Bu nedir hocam bana bunu söyle. Şimdi sen çözebilirsin bu soruyu eminim. Hatta, hatta şöyle yapalım. Dene bu soruyu sonra at topu bana. Tamam. Çözdün. Ben de şimdi tamam. Limit X gider. Ne güzel de anlaşıyor seninle değil mi? Limit X giderken bile bu inşallah çözmüşündür. Fx eksi 1 bölü x. Hocam bunun manası. Ah bir dakika artık bir daha bir daha bunu yazmanın anlamı yok. Bunun Türkçe karşılığı meali şudur. F'nin türevinde bir. Abi adamlar isterse soruyor. Evirip çevirip üç farklı şekilde soruyor ya. teğetin eğimini diye sorabiliyor. Türev operatörünü kullanıyor. Limiti kullanıyor bu soruda yaptığın gibi. Ama hiç fark etmiyor. Cevaplar standart aynı geliyor. Yani bizim bildiğimiz yöntemler bunlar aslında. Al bunu içeri koy. Kök içerisinde x küp oldu mu? Bu arkadaş girerken x kare diye girdi. Bunun üstünde bir var x küp oldu. Tamamdır. Bir daha düzelt. fx eşittir. x üssü 3 bölü 2. Çünkü buranın derecesi 2'dir. Şimdi türev alıyorum. Türev ne diyor bana? Diyor ki onu öne at diyor. Öne at. Attım öne. Üstünden diyor. Üstünden bir çıkar. Hadi çıkarayım. Burada ne kaldı? Hadi bu sefer çıkarılmış haline yazayım ya. Hiçbirini de yapmadık. 2 çıkarttım ne kaldı? Eksi 1 bölü 2 kaldı. F'nin türevinde x. Devam ettim. Aa hocam bu çok tanıdık. 2, 3 bölü 2 kök x kaldı çarpmanın türevini anlatınca anlatacağım. Burada bileşke fonksiyonun türevini anlatınca anlatacağım. Bunun çok kolay bir yöntemi var. Direkt buraya bu sahneye direkt çıkabileceğiz. 3 bölü 2 kök x ama bileşke. Ben sana böyle adım adım bütün bilgileri vereceğim. Önce patenaj çekmeyi öğretelim. Sonra hareket etmesini öğretirim zaten. Tamam mı? Önce pati çektiriyorum. Biraz yoruyorum seni ama öğren diye hepsi. Başka bir sebebi yok. Şimdi x yerine 1 yazarsam f'nin türevinde 1 eşittir. 3 bölü 2 gelir. Vurdum cevabı 3 bölü 2'ye. Cömlerin gelsin günün son sorusu dedim. Açtım son soruyu karşına koydum. Hocam hallederiz. Hallederiz bak. ne bir doğal sayı. Tamam. Fx eşittir bıdı 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 bıdı. F'nin türevinde bir 37. F'nin türevini bulacağız demek ki. Yalnız bura karışık hocam. Hadi gel bir deneyelim bakalım. Fx eşittir 4 çarpı x üzeri 2n zaten vardı. Bunu nasıl yazarım? X üssü kuvveti üstüne yazarım. Kökün derecesini altına yazarım önüne eksi koyarım. Sebep aşağıda payda yukarı çıkardığım için artı oldu. Eksi oldu. 4 çarpı x üzeri 2 ne eksi 3 bölü 4 yazarım. Oy ama uzağa yazdım ben onu. Aslında x'in üstünde hepsi. Artık tek üstte bir, birleştirdim ben bunları. Sebep e, tabi daha rahat hareket edelim diye. 4 çarpı 2. 8 ne eksi 3 bölü 4'e dönüştü mü? Dönüştü. Şimdi türev vakti. F'nin türevinde x eşittir. 4 çarpı 8n eksi 3 bölü 4 çarpı x üzeri 8n eksi 3 bölü 4 standart abi bu değişmiyor. Eksi 1. Yalnız bu eksi 1'leri unutmayalım. Çok canlar yandı orada ben biliyorum. Seninki yanmasın. Yaptık mı bunu? F'nin türevinde kaçı istiyor biri? F'nin türevinde biri yazdığım an bir kere bunlar sadeleşti. Buranın tamamı 1 oldu. Çünkü x'e 1 verince üstüne bakmayız bile. Altta ne kaldı? 8n eksi 3. Cevap neye eşit? 37'ye. E 8n 40'tır hocam. Her tarafı 8'e böldüğümde 5 kere 8 40 olduğundan ne cevabı 5'tir. Vurduk cevabı tekrar Ceyhan'a. Gönder, gönder, gönder citsin dedik. 5. feyden 9. feye kadar çözüyorsun ya sen. 5. sayfadan 16. sayfadan 25. sayfaya kadar ödev. Ey güzel arkadaşım bak. Sakın artık bırakma. Hatta hani hep şöyle vardır ya. Sakın bırakma. Bundan sonra bırak. Ya arkadaş geç bu lafları. Artık bırakmak için çok geç. Gelmişim buraya kadar bırakırsan ayıp olur. Öğrenmişim bu kadar şeyi. Bütün zorluklarına, uykusuzluğuna, dirsek çürütmesine dayanmışsın. Bundan sonra mı bırakacaksın? Yeme beni ya. Türevi işte burada göreceğim seni. Türevişte Görüşelim. ödevlerini de yap gel. Hoş kal. Hoşça kal.